Sessiz Gece. Aferin sana Vicky. Harika bir alarmlı saat icat ettin ve gönüllü olduğun için sağ olsun. Öyle mi? O zaman gelecek sefer başka birini gönüllü seç. Çünkü bir sonraki banyomu 2 sene sonra yapmayı planlıyorum. Neyse Vikinglerim, şu ana kadar alacağımız en kolay hazineye gitmeye hazırlanın bakalım. Neden en kolay olacak baba? Çünkü şurada gördüğün Rüya Adası'nın insanları daima gün batımından sonra uykuya dalar ve hazinelerini koruma gereği duymazlar. Demek bu yüzden öğleden sonrayı uyuyarak geçirdik. Çok mantıklıymış. Sinir bozucu. Ne ses deneyin, nesi acaba? İnsanın uykusunu getiriyor. Sesi şu taşların arasından geçen akşam meltemi çıkarıyormuş. Sanki doğa bir müzik aleti gibi. Öyle değil mi Ulme? Evet, ben bu adayı çok seveceğim. İşte bir de bu sesi çok sinir bozucu buluyorum. Nihayet işler yolunda. Ulme, şu gürültüyü keser misin? Hazinelerini almadan önce adadakileri uyandırmak istemeyiz, öyle değil mi? Özür dilerim. Ben gerçekten çok yorgunum. Biraz uyusak olmaz mı babacığım? Elbette hayır. Bizler Vikingiz, biz asla yorulmayız. Sizler yoruldunuz mu Vikinglerim? Baba! Baba, silahın içlerimiz. Vikinglerim, silah başına. Bırakın silahlarınız uyusun. Size bir zarar vermeyeceğiz. Adım Boranis. Rüya Adası'na hoş geldiniz. Acıkmış olmalısınız. Gelin de kahvaltıda bize katılın. Yolda erzağınız mı bitti? Adamıza bu yüzden mi uğradınız? Hayır, hazinenizi almaya geldik. Ne diyebilirim ki? Biz Vikingiz. Bizim işimiz bu. Hazinemiz hayal bile edemeyeceğiniz kadar iyi korunuyor beyler. Sizi bu adanın Vikinglere hiç uygun olmadığı konusunda uyarmalıyım. Genelde yaptığımız budur ama bu iyiliğinize öyle bir kabalıkla karşılık verecek değiliz Majeste. Öyle değil mi baba? Hayır, elbet hayır. Sadece lavaboda ellerimi yıkamaya gidiyordum. Ben artık doydum da. Hazine odasına geçin, uyku koridorunda ilerleyin. Tatlı rüyalar kapısından sola dönün. Kum adam portresinin yanında olacak. Peki, seyahatleriniz sırasında hiç yıldızları gördünüz mü? Hep görürüz. Anlatıldığı kadar güzeller mi peki? Siz hiç görmediniz mi yani? Şarkı söyleyen taşlar bize her akşam uyutur. Kulaklarımızı tıkamayı bile denedik ama taşların şarkısı çok güçlüydü. Benim güzel sesim sayesinde herkes uyanık kalabilir demek ki.
Yıldızların nasıl olduğunu ancak hayal edebiliyoruz. Yıldızlar çok güzeldir. Sanki gökyüzünde binlerce küçük parıldayan elmas vardır. Birbirlerine doğru göz kırpıp haberleşiyor gibidirler. Aa, kapıyı kilitlememişler bile. Sanırım burası lavabonuz değilmiş. O kadar da saf değiliz. İyiliğimizin karşılığını böyle mi ödüyorsunuz yani? Parlak gözler. Sonsuza dek kabus görmek isteyen başka biri var mıydı? Ne sonsuza dek mi? Bu adadan hemen ayrılmanız gerekiyor. Peki babam ne olacak? O kabuslarının esiri olarak kalacak. Tabii açgözlülüğünün de. Çok üzgünüm ama suçunun cezasını çekmeliydi. Yapabileceğiniz bir şey olmalı. Ya size yıldızları gösterirsem? Ne? Bunu yapabilirsen eğer babanı hemen uyandırabilirim elbette. Ama beceremeyecek olursan cezasını hepiniz çekersiniz. Yıldızları görmeye hazır mısınız? Gözlerinizi kapatın. Karşınızda gökyüzündeki yıldızlar. Sen böylesi ucuz bir numarayla beni kandırabileceğini mi sandın ha? Bana yıldızları söz vermiştin. Hepiniz sonsuz uykusunda babana katılacaksınız. Bu. Lütfen Boranis, size yıldızları gösterebilirim, gerçek olanları. Bu gece söz veriyorum. Akıllı bir çocuk olduğun belli. Umarım bu defa beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Onu şatoya götürün. Gün batımında balkonda buluşacağız. Ulme, yardımın gerekiyor. Gün batımında sen de balkonda olabilir misin? Elbette Vicky, orada olacağım. Anneciğim, ejderha bebeğimi çalıyor, beni kovalıyor. Kes şu gürültüyü Ulme, dinlenmemiz gerek. Vicky'ye yardım etmek için uyanık kalmam gerek ama... Güneş batmaya başladı ve taşlar şarkı söylüyor. Yakında hepimiz uyuyacağız. Bana yıldızları gösterebileceğine emin misin? Şu ana dek hayalini kurduğunuz her şeyden çok daha güzel olacak, inanın. Daha azını beklemiyorum. Ulme, nerelerde kaldın? Arkadaşıma ulaşmam gerek. Birazdan geri dönerim. Sakın kaçmaya çalışma. Baban elimde, unutma. Bana verin. Ve gökyüzüne doğru bakın. Bunlar gerçek yıldızlar. Olamaz. Bunlar benim hayatım.
Vicky, o ejderha seni yemedi demek. Baba, sen sadece rüya görüyordun. Teşekkür ederiz Boranis. Ben teşekkür etmeliyim. Ve aklıma gelmişken bu bende kalabilir mi acaba? Bana yıldızların ne kadar güzel olduğunu hatırlatır. Ucuz bir numara olsa bile. Yedek yelkenimizi neden istedi ki? Hem neden üzeri katran kaplı? Senin de bunu almanı istiyorum Halvar. Bu bizim için çok değerli bir şeydir. Elbette değerli olacak. Saf altın bu. Güzel bir uyku dünyanın bütün altınlarına bedeldir baba. Ben de tam aynını düşünüyordum. Teşekkür ederiz. Peki en kötü kabusun neydi baba? Sen ve İlva'dan uzak kalmak elbette. Ama sen beni o kabustan kurtardın oğlum. Vicky, sence o ejderha yüzebiliyor muydu?